Merhaba arkadaşlar. Dil Anlatım 7 Modern Tiyatro ile devam ediyoruz. Yanımızda Şevval var. Rahat durmuyor. Merhaba Şevvalciğim. Merhaba hocacığım. Kaşındırıyor Şevval, dur. Şimdi komediyle devam ediyoruz. Komedi, diğer adıyla komedya. Neymiş? Hayatın gülünç yönlerini anlatan tiyatrolarmış. Gülünç, altını çizdim. Yani komik yönlerini anlatan tiyatrolarmış. Başka manzum oyunlarmış. Neydi manzum? Artık biliyorsun sen. Manzum şiir şeklinde. Şiir şeklinde yazılan diyorduk. Demek ki bunlar şiir şeklinde yazılıyormuş. Üç birlik kuralına uyulur demişiz. Neydi üç birlik kuralı? Yer, zaman ve mekan. Yer, zaman ve mekan. Alkışlıyoruz Şevval'i. Yer, zaman ve mekan. Yer, zaman, olay. Olay. Ama söyleyin, uyarın. Evet. Uyardık zaten, ne dedik? En baştan uyarın. Evet. Devam ediyoruz. Halk zümresine hitap eder diyor. Demek ki yüksek zümre değilmiş. Kahramanları günlük hayatta karşılaşacağımız tiplermiş. Konularını günlük hayattan alır. Kötü ve çirkin olaylar sahnede gösterilir. Zaten bu insanlar bunu sokakta görüyor diye. Değil mi? Böyle her şey sahnenin önünde ve insanların hayatın yüzünün... içinden olduğu için, hayatın içinde olduğu için hayatta her şeyi görebiliriz, değil mi? Hani sosyal hayatta bir sokakta her şeyi görebiliriz. Adam yaralamayı da görebiliriz, öldürmeyi de görebiliriz. Bundan dolayı bütün bu özellikler komedi türünde kendini buluyor. Şimdi ben sana bir şeyler yazmıştım. Ver onları bana. Ver. Çok önemli. Tamam. Trajedide biz bir şeyler yazmıştık. Neydi onlar? Bir kere trajedi yüksek zümreye hitap ederdi. Komedi ne oldu? Halk zümresine. Bak burada. Nerede? Burada. Evet. Halk zümresine hitap etti. Şimdi arkadaşlar bunları niye söylüyoruz? Aşağıdakilerden hangisi trajedi ile komedi arasındaki farklardan biridir mesela? Böyle sorular gelebilir. Bu tip sorular da sorulabiliyor. Hani 3 sınavda bir, 4 sınavda bir sorulabiliyor. Şimdi trajedi acıklı olaylardı. Hayatın acıklı yönlerini anlatıyordu. Komedi gülünç yönlerini anlatıyor. Trajedide kahramanlar, tanrılar, tanrıçalar asil insanlardı. Komedide şeyler, sokakta kahramanlar gördüğümüz tipler. Günlük hayatta karşılaşacağımız tiplerdir. Değil mi? Trajedi konularını tarih ve mitolojiden alıyordu. Komedi nereden alıyor? Sokaktan, günlük hayattan. Günlük hayattan alıyor. Yani her zaman karşılaşabileceğimiz tiplerden, konulardan konularını alıyor. Çok güzel konuşuyoruz biz. Evet, şu farkları gördük mü? Bir de ben burada başka bir şeye değinmek istiyorum. Arasında benzerlikler de yok mu? Yani benzerlikler de var. Manzum olmaları. 6-7 sınavda bir de benzerlik sorarlar. Der ki... Benzerliklerin işaretleri mi hocam? İşaretleyelim. Manzum olmaları. Manzum. Bu benzer. Her ikisi de manzum. Üç birlik kuralı... Her ikisi de üç birlik kuralına uyuyor. Anlaştık mı? Bunlar iki tane asıl baba ortak özelliktir. Başka ne var hocam özellik? Başkayı karıştırmayalım. Karıştırmayalım. Dil Anlatım 7'nin dışına çıkmayalım. Açık senin dışına çıkmayalım. Tamam. O biraz daha detay konular. Tamam. Anlaştık mı? Burada bir şeye daha ben ayak basmak istiyorum. Kötü ve çirkin olaylar sahnede gösterilir. Evet. Komedide kötü ve çirkin olaylar sahnede gösterilirken trajedide sahne arkasında. Sahne arkasında gösterilir. Bir ulak tarafından haber verilir. Komedi burada bitmiyor. Devam edelim. Komedinin en önemli ismi Molière. Fransız Molière'dir. Molière diye yazılır. Türk edebiyatında Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa. Şinasi bu... Şinasi komik bir adam mı? Niye komedi yazmış? Öyle düşünme. Komedya komiklik olsun diye yazılmıyor genelde. Hani böyle töre komedyaları falan var. Yok, tükenme değil. Çok detaya girmemek için şey yapıyorum da, çabalıyorum da. Mesela töre komedyaları var. Evet, komiktir ama aslında sosyal bir mesaj verir o. Hani törelerden bir mesaj verir. İşte mesela entrika komedyaları var. Göreceğiz birazdan. Hani detaya girmemek için şey yapıyorum. Mesela kişilerin komik yönlerinden bahseder ama aslında amaç orada güldürmek değildir. Şeydir yani. Bir mesaj vermek için. Mizahla beraber güldürürken düşündüm. Şinasi de bu amaçla kullanmıştır. Peki. Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa bizim en önemli komedya yazarlarımız, sanatçılarımız. Ahmet Vefik Paşa Molière'den çeviriler yapıyor. Çeviri. Zaten Ahmet Vefik Paşa tiyatroda önemli bir isim. Bence o dikkati şuraya koyar mısın? Sana zahmet. Niye? Çünkü
4-5 sınavda bir işte Molière'den yaptığı çevirilerle tanınmıştır. Bla 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 şeklinde böyle Ahmet materyal. Ahmet Ali Paşa'nın özelliklerinden evet, sorar evet. Molière'in evet, çevirilerini. Evet, soruyor. Soruyor, bilginiz olsun. Tamam, Şinasi'yi de biliyoruz. Ya. Ama şuraya bakalım. Şinasi'nin şair evlenmesi. Yine 3-4 sınavda bir bu da sorulur. Tamam. Şinasi'nin şair evlenmesi adlı tiyatrosu da önemli bir töre komedisidir. Az önce bahsettim ya. Burada şair evlenmesinin içeriği şu. Görücü usulü evlilikten bahsediyor. Evet. Görücü usulü evlilikten bahsediyor. Bu görücü usulü evlilikte veya senin üzerine örnek verelim. Sizin üzerinden örnek verelim. Yok yok, kız görücü olacak ya. Görülecek olan kız ya. Şimdi eleman geliyor, seni sana bakıyor, beğeniyor. Tamam diyorlar, işte evlenelim. Tamam mı? Sonrasında düğün günü, ama o dönemlerde tabii çarşaf falan var, yüzler kapalı. Düğün günü, halbuki senin ablan varmış, evde kalmış, kimse almıyormuş. Ablanı hani tabiri caizse gagalamaya çalışıyorlar erkeğe. Bunun üzerine işte olaylar patlak veriyor. Erkek diyor ki hayır diyor, benim beğendiğim bu değildi falan diyor. Tamam, belki çarşaf kapalıydı ama diyor ben gözlerinden tanıdım falan diyor, bu değildi. İşte araya mahallenin imamı giriyor vesaire vesaire vesaire. Anlaştık mı? İşte bak, bunları eleştiren bir komedyadır. Töre komedyasıdır. Şair evlenmesi. Var mı bir sıkıntı? Yok hocam. Dur, soru kalıbını oluşturmadan hiçbir yere çekemezsin o kağıdı. Hangisi komedyanın özelliklerinden biri değildir? A, işte sallıyorum, kötü ve çirkin olaylar sahnede gösterilir. Bursa, ne diyelim, işte hayatın gülünç yönlerini anlatan tiyatrolardır. İşte Ceyhan, diyelim ki kahramanları günlük hayatta karşılaşacağımız tiplerdir. Denizli, konularını tarihten ve mitolojiden alır. Tarihten ve mitolojiden alan hangisiydi? Trajedi. Trajediydi. Anlaştık mı? Bir saniye daha dur. Bir de arkadaşlar, bazen de bunların tanımları gelir. Tanımları gelir. İşte hayatın gülünç yönlerini anlatan tiyatro eserlerine nokta 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 denir der. Gülünç yönleri derse komedyo. Acıklı yönleri derse trajedi. Bu şekilde sorular da bazen gelebilir. Şu var mı bir sıkıntı? Alsanız durmam daha. Çek. Bir de bizim komedyamızın türleri var. Komedinin türleri var. Çok gelmesi de 3-4 sınavda, 5-6 sınavda bir gelir. Komedi türleri: entrika komedyası, yergi komedisi. Yergi ne demek yergi? Yani yermek Yermek. Eleştiri. Eleştiri, değil mi? Eleştiri, yergi komedyası, töre komedyası ve karakter komedyası olmak üzere 4 tane türü vardır komedinin. Var mı bir sıkıntı? Çok güzel oldular. Hakikaten. Hoş oldular. Bir sıkıntı var mı? Yok. Alacağım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve geldik bloğumuza. Arkadaşlar, bizi YouTube'dan, Açık Lise TV'den takip edebilirsiniz. Videolarımızı izleyebilirsiniz. Sınavlarda etkili olacağına eminiz. Instagram, Facebook, Twitter adreslerinden de bizle ilgili haberleri, Açık Lise ile ilgili tüm haberleri alabilirsiniz. Google'dan da Açık Lise TV sonunda ve iki tane olacak şekilde bizleri takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.